Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu aralar sürekli iki tane video çekiyorum biliyorsunuz. Önce klasik Bitcoin değerlendirme videomuz. Ondan sonra takip eden saatlerde de altcoin'lerden sizlerin talep ettiği pariteleri derlediğim altcoin videolarını çekiyorum. Dolayısıyla şu anda tekrardan altcoin videosuyla karşınızdayım. 11 Mart'ın ikinci videosu olacak inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz TradingView profilime bütün bu videolarda konuştuğum pariteleri, gösterdiğim tabloları doğrudan buraya yükleyerek sizlerin erişimine açıyorum. Bunun sebebi şu: benim anlattığım seviyeleri doğrudan bu interaktif tablolara tıklayarak detaylı bir şekilde görme şansınız oluyor böylece. Dolayısıyla buraya baktığınızda ben bu pariteyi tekrardan ne zaman konuşacağım belli olmaz. Diyelim ki bir hafta sonra konuştum. Bu arada fiyatla alakalı ne olduğuna dair fikir sahibi olma şansınız oluyor. Burayı açtığınızda eğer tabloları göremiyorsanız o linke tıkladıktan sonra şuradan dili İngilizce yapmanız gerekiyor benim tablolarımı görebilmek için diyorum. Hemen başlıyorum. Bundan önceki 5 tane videomda sürekli aynı şeyleri tekrarladım. Neye nasıl baktığımı. Bu videoda biraz daha arkadaşlar fonksiyonel gideceğiz. Biraz daha hedef yönlü gideceğiz. Eğer anlamadığınız şeyler olursa geçtiğimiz videolara bakıp neye nasıl baktığımızı anlayabilirsiniz. Dediğim gibi defalarca anlattım. Şimdi Tron'la başlıyoruz. En çok talep edilen bugünkü altılının en çok talep edileni Tron'du. O yüzden Tron'la başlıyoruz. Tron'da da diğer neredeyse bütün altcoin tablolarında gördüğümüz üzere zaten altcoin'lerde uzunca bir zamandır bir boğa rallisi var. Bu boğa rallisi de yükselen dipler yaratıyor. Bu yükselen dipleri birleştirdiğimizde de yükselen trend hatları oluşturuyoruz. Bu trend hatlarını bazen tek bir çizgi olarak çiziyoruz. Bazen paralel kanal olarak çiziyoruz. Çünkü bu paralel kanallarda hem gövdeleri birbirine birleştirdiğimizde bir trend hattı hem de iğneleri birbirine birleştirdiğimizde bir trend hattı oluştuğu için ikisini de hesaba katmak adına böyle yapıyoruz. EMA'larımızın üstündeyiz. Trend hattımızın üstündeyiz Tron'da ama fiyat çok küçük bir alana sıkışmış durumda. Burada tabii ki her zaman olduğu gibi iki seçenek var. O iki seçeneğin de önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi muhtemel. Aşağıya kırması durumunda önce olumsuzu konuşuyoruz. Aşağıya kırmamız durumunda yani bugünlerde aşağıda 0.50 seviyelerine denk geliyor şurası. Bu trend hattının altında 0.50'nin altında günlük mum kapatılmasıyla beraber hızlı bir şekilde 0.044 seviyesine doğru satışların geleceğini düşünüyorum. Burada zaten 55 EMA da bizi karşılayacak. Bunun da altında 0.039 ile 0.037 seviyesindeki Golden Pocket sırasıyla ikinci destek olarak, üçüncü destek olarak da 0.035 seviyelerini izleyeceğiz. Ama trade stratejimize gelince burada üstümüzde de arkadaşlar paralel bir direnç alanı oluşmuş durumda. Bu paralel direnç alanı 0.053'e denk geliyor. 0.053'ün üstünde günlük kapanış gelmesi durumunda birinci hedefimiz önceki tepe noktası olan 0.060 olacak. Ama biz her zaman hedef alanının birazcık altına emir giriyoruz. Burada örnek olarak 0.0646 hedef yani direnç alanı küsuratını söylemem gerekiyor. 0.06091 biz 0.0046 seviyelerine bir emir girerek %12 beklentili bir trade imkanı bulabiliriz arkadaşlar. Ancak ondan sonraki süreçte buranın üstünde yani 0.06091'in üstünde günlük mum kapatmamız durumunda yeni bir yükselen tepe yapacağımızdan ve tekrardan fiyat keşfi alanına gireceğimizden burada her zaman olduğu gibi Fibonacci retracement'tan yardım alıyoruz. Bu tepeden bu dibe retracement'ı çektiğimizde 1.618'in 0.081 seviyesine geldiğini görüyoruz. Bunun altında psikolojik bir eşik olan 0.080 var. Dolayısıyla 0.081, 0.080 seviyesi üstümüzdeki ikinci direnç olacak. Burada arkadaşlar yeni fiyat keşifleri riskli olduğu için evet ekstrem potansiyelleri de var. Ama belirsizlik de olduğu için hep tavsiyem eğer böyle durumlar varsa birinci trade'de diyelim ki 100 birim aldınız 75 birimini satıp ikinci trade için ikinci hedef için 0.078 hedef noktası olarak görülebilir. Elinizde kalan %25'lik malla beraber devam etmenizi tavsiye ederim. Burada da bu dirençte de malın tamamından çıkmanızı tavsiye ederim. Ama
Tron'da biraz daha kalayım. Belki yukarıda bir seviyelerim dener. Bir, çünkü psikolojik bir eşik üstümüzde her ne kadar 0.088'de bir direnç olsa da bırakayım derseniz de o da tercihe kalmıştır. Ama mutlaka ve mutlaka ikinci hedefte hep söylediğim gibi maldan tamamen çıkın. Elinizdeki karın bir kısmını tutmayı bir strateji olarak belirleyin diye tavsiyede bulunabilirim arkadaşlar. Gelelim ikinci talep edilen TVT'ye. TVT'de de yükselen bir trendimiz var. Az verinin olduğu bir tablo olduğu için sadece 21 EMA'yı görüyoruz. Çünkü eskiden gelen ortalamaları aldığı için eskiden bir veri yoksa 21 günlük EMA'yı görürüz. 55 günlüğü göremeyiz. Bazenleri 21 günlüğü de görme şansımız olmuyor arkadaşlar. Burada trade'e girmek için arkadaşlar üstümüzdeki birinci direnç alanı olan 0.60-60'ın üstünde günlük mum kapatmayı beklememiz gerekiyor. 0.60-60'ın üstünde günlük kapanış gelirse birinci hedefimiz önceki şuradaki direnç alanı olan 0.72-62'nin birazcık altında %17'lik bir marjla birinci hedef beklenebilir. İkincisi ise 0.82-56'daki şuradaki direncin altına girilerek %33 beklentisiyle bir üçüncü %33'lük bir marj beklentisiyle ikinci hedef girilebilir. Üçüncü hedef ise birinci hedefte diyelim ki elimizde 100 birim var. Birinci hedefte 50 birimini sattık. İkinci hedefte geri kalan 50 birimi sattık. Üçüncü hedef için ve yeni fiyat keşfi alanları için, buna da çünkü 0.87'nin kırılmasıyla beraber yeni fiyat keşifleri olacak. Üçüncü hedef ve daha sonrasındaki fiyatlar için karımızın bir kısmını tutmanın daha doğru bir strateji olacağını her zaman söylüyorum bildiğiniz üzere. Bu yükselen trendin altında günlük mum kapatmamız durumunda ise TVT'de arkadaşlar, yani 0.51'in altında günlük kapanışla beraber hızlı bir şekilde 0.43-34 seviyesindeki paralel desteğimize bir salma görmemiz son derece mümkün. Bunun altında da önceki dip seviyeleri olan 0.28 seviyeleri var. Oraya kadar bir destek yok ne yazık ki. Arkadaşlar devam edelim. Zilika hali hazırda oldukça kuvvetli bir momentum yakalamış. Bugün keşke bunu dün değerlendirme imkanımız olsaydı ama daha günlük kapanış gerçekleşmedi. Dolayısıyla günlük kapanışı bekleyerek bu trade'i de değerlendirmek mümkün olur ama risk faktörü yeni fiyat keşfi alanı olduğu için risk faktörü yüksek bir trade olacaktır. Önceki tepe noktamız olan 0.14-97 seviyesinin an itibariyle üstündeyiz. Günlük kapanışta bu seviyelerde gelirse bir trade'e girilebilir diye düşünüyorum Zilika'da arkadaşlar. Burada birinci hedefimiz 0.20 seviyesindeki psikolojik eşik olur. İkinci seviyemiz ise Fibonacci 1.618 seviyesi olur ki o da 0.2194'e denk geliyor. Ama benim burada tavsiyem arkadaşlar, normalde yeni fiyat keşif alanları dediğim gibi belirsizliklerle dolu alanlar olduğu için portföyünüzde mesela bir trade için sermayenizin 5'te 1'ini, 6'da 1'ini kullanıyorsanız bu tip trade'lerde 10'da 1'ini kullanmanızı tavsiye ederim. Yani biraz normal girdiğiniz sermayeyi düşürerek girmenizi tavsiye ederim. Belirsizlikten dolayı evet ekstrem, hep söylüyorum bunu, ekstrem karlılıklar da gelebilir ama kısa vadeli trade stratejisinde bence riski minimize etmek çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Birinci hedefimiz dediğim gibi burası, ikinci hedefimiz de burası olacaktır Zilika'da. Zilika'da da hem şöyle bir biraz parabolik denilebilecek oldukça dikey bir trend hattımız var. Bir de uzun zamandır, yani Aralık 2020'den gelen şöyle bir trend hattımız var. Aynı zamanda EMA'ların üstündeyiz. 21 EMA ve trend hattının altında günlük kapanış gelmesi durumunda önümüzdeki günlerde mesela 0.1264'e denk geliyor takribi olarak. Bunun altında günlük kapanış gelirse hızlı bir şekilde 0.1054'teki paralel destek alanımıza, aynı zamanda 55 EMA'nın destekleyeceği yere geleceğiz. Burası birinci desteğimiz olacak. Buranın kırılması durumunda ikinci desteğimiz de şu beyaz trend hattımız olacak. O da 0.097 seviyelerine denk geliyor hemen hemen arkadaşlar. Gelelim BLZ'ye. BLZ'de son derece parabolik hareket eden son günlerde bir varlık Şubat sonundan beridir son derece kuvvetli bir şekilde yukarı tırmanıyor. Dün CHZ'de de aynı şeyi yaşamıştık. Arkadaşlar ne yazık ki bu tip hareketlerin nereye gideceğini
kestirebilmekte, nereden döneceğini kestirebilmekte oldukça zor, pek mümkün değil. Teknik veriler ışığında onu söyleyeyim. Burada sadece baz alınabilecek şeyler, mesela ben bir tanesini baz aldım, düz rakamlar olur. Mesela 0.50 baz alınabilecek bir hedef. Onun üstünde bir seviyesi mesela baz alınabilecek bir hedef. Ama onun dışında teknik anlamda konuşabileceğimiz teknik dirençler yok. Zaten hali hazırda hareketini yapmış. Eğer elinizde varsa benim buradaki tavsiyem maldan büyük oranda çıkmak. Eğer proje bazında inanıyorsanız ona diyecek bir şeyim yok. O zaman kendi stratejinizi kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Proje bazında inandığınızda, çünkü bir varlığı 3x, 5x, 10x yapma potansiyeli bu piyasada var. Çok daha büyükler de var. Ekstrem karlılıklar getirenler var. Onun için demiyorum, ama eğer trade niyetiyle hali hazırda aldıysanız BLZ, buradan büyük oranda maldan çıkmak bana göre doğru strateji olur. Sadece karın bir kısmını bırakıp nereye giderse gitsin diye bakabilirsiniz. Ters olması durumunda da kardan gideceği için hiçbir şey kaybetmemiş olursunuz. Sadece kazancınız birazcık azalmış olur. Hepsi o arkadaşlar. Burada ama geri dönmesi durumunu konuşalım. Mesela şu anda yaptığı seviyenin yeni bir tepe olduğunu düşünürsek arkadaşlar, burada geri çekilmek durumunda benim izleyeceğim alan paralel olarak 0.2589 ile 0.2393 seviyesindeki şu paralel destek alanı olur arkadaşlar. Buranın hemen altında da zaten Golden Pocket'im de destek veriyor. Birazcık üstünde Fibonacci 0.5 seviyemde destek veriyor ki Fibonacci 0.5 seviyesi buradaki tepelere de denk geliyor. Ama bu tip parabolik hareketlerde genelde Fibonacci'de bu tip düzeltmeler daha kısa soluklu olur. 0.382'den döner. Buranın üstünde tekrardan, yani diyelim ki 0.382 seviyesinden 0.34'ün üstünde kalarak günlük kapanış geldi. Bir tane daha günlük kapanış aynı seviyenin üstünde gelirse tekrardan trade'e girilip önceki zirve seviyesi hedeflenerek bir trade'e girilebilir. Şu anda BLZ konusunda söyleyebileceklerim ne yazık ki bunlarla sınırlı arkadaşlar. Gelelim Koti'ye. Koti'de 4 saatlikte bakıp bir formasyon çizmiştim. Hali hazırda bu formasyonun altına düştüğümüzü görüyorum, ama daha 4 saatlik mumun kapanmasına 2 saat kadar var arkadaşlar. Eğer 4 saatlik mum bu alanın üstünde şu yükselen trendin içinde kapanırsa, şurada burada bir net bir şekilde 4 saatlikte görebildiğimiz bir boğa filaması var. Boğa filaması net bir şekilde göründüğü için değerlendirmek istedim. Burada boğa filaması özelinde hedefimiz 4 saatlik mumu bunun üstünde kapatılmasıyla beraber trade'e girilebilir. Boğa filamasının hedefi hemen hemen 0.70 seviyesi. Aynı zamanda burada Fibonacci uyguladığımda şu düzeltme özelinde 1.618 seviyesi de 0.58, 0.57, 83 seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla birinci hedefimiz 0.58 seviyesinin birazcık altı, %27'lik bir marj beklentisiyle girilebilir 4 saatlik mum bunun üstünde kapandığında. İkinci hedefimiz ise, formasyon hedefimiz 0.70'ti. 0.68 seviyelerine takribi olarak %52 beklentisiyle ikinci hedefte beklenebilir burada arkadaşlar. Günlük bazda çok fazla söylenebilecek bir şey yok burada. Destek anlamında ise, eğer bu 4 saatlik mum, eğer şu beyaz alanın, yani şu penantın, filamanın içinde kapanmaz ise, satışlar devam eder ise arkadaşlar, burada izleyeceğim kuvvetli destek alanım 0.2581 ile birinci destek, ikinci destek 0.21 olacak. Şu iki destek alanı olacak arkadaşlar. Bunun ama dediğim gibi yukarı yönlü momentumun devam edebilmesi için bu alanda kalması tercih edeceğimiz bir şey olur. Öyle olması durumunda da trade stratejilerini bu şekilde düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bugünün son paritesi arkadaşlar AV. Normalde 5 tane parite konuşuyorum ama bu AV'yi çok fazla soran oldu. O yüzden eklemeye çalıştım bugünkü tabloma. Dün LRC'yi eklediğim gibi arkadaşlar. Bunda da oldukça benzer bir tablo var. Yükselen bir trendimiz var. EMA'ların üstündeyiz. Ama trade'e girmek için şu paralel direnç alanımız, ki 455'e denk geliyor. 455'in üstünde günlük kapanış yapılması durumunda birinci trade hedefimiz önceki tepe noktası olan 529 olacak. Onun birazcık altında %13'lük hemen hemen takribi bir
kar beklentisiyle birinci hedef belirlenebilir. İkinci ve üçüncü hedefler yeni fiyat keşif alanları olacak arkadaşlar. Burada hep söylediğim gibi burada diyelim ki 100 birim aldık, 75 birimi burada satıp geri kalan 25 birimi ikinci hedefi beklemek mantıklı olur. Üstümüzde yine Fibonacci 1.618'den dolayı 764 seviyesi var. Onun altında da 750 seviyesi psikolojik bir eşik olduğu için onu bir alan olarak söyledim. Ama bunların altında en mantıklı ikinci çıkış yeri 700'ün altına emir girmektir diye düşünüyorum. 700 çünkü oldukça net bir psikolojik eşik. 700'ün altında %49'luk bir marj beklentisiyle ikinci hedefte beklenebilir. Ama burada tamamen maldan çıkıp karımızı bırakarak üçüncü hedef belki bu alanın içi de beklenebilir. Belki daha yüksek seviyeler beklenebilir. Karın bir kısmını bırakmakta hiçbir mahsur yok. Her şey ters gitse bile arkadaşlar hali hazırda zaten büyük oranda karınızı alıp sermayenizi de kenara koymuş olacağınızdan bir mahsur yok. EMA'ların ve trend hattının altına düşmemiz durumunda takribi olarak 360'ın altında günlük mum kapatılması durumunda sırasıyla destek alanları 321, 240 ve 150 seviyeleri olacak. Özellikle 240 ve 220 seviyesi Fibonacci Golden Pocket olduğu için daha çok önem verdiğim alan olacak arkadaşlar. Bugünkü altı paritemiz de bunlarda umarım faydalı olmuştur. Bundan öncekilerde umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Eğer faydalı oluyorsa lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.